baktığımız zaman şimdi şu süreci biz belki 20 yıla sığdırdık. Evet. Ama yapılan projelerle geriye gittiğimizde 70-80 yılları görüyoruz. Kadim uygarlıklar, kadim medeniyetlere gittiğimizde 2000-3000 yıllara kadar gidiyoruz. Evet. Peki insanlık niye akıllanmamış ki burada? Yani çok belki saçma bir soru gibi gelecek ama yok, hani 2-3000 yılı da geçtik. Geçmişteki yani bir 50-60 yıllık bir süreç. Hadi o kadar uzağa da gitmeyelim. 25-30 yıllık bir süreçte bunlar olurken biz uyumuşuz. Hala da öyleyiz. Ne biz, verirlerse alıyoruz. Aşı çıktı koşturalım yaptıralım. Şu çıktı koşturalım yaptıralım. Hani bu süreçteyiz. Uyanış da yok. Var. Bunları yani anlatanlara da komple teorisyeni. Ne içiyorsunuz siz? Tabii, ne yiyorsunuz siz? Şunu kafadan ben de istiyorum. O hep geliyordu. Hani bir anlattığında da dinlemiyor adam seni. Şimdi tabii bu işin piri olan adam 2017'de öldü. Bay Ölüm diye de biz kitabını yazdık. Bir yıl sonra 2018'de çıktı. Rockefeller, David Rockefeller 102 yaşında öldü. 200 yılını göreceğim diyordu. 200 yılını göreceğim diye yani herifti ama o arada iki kere kalp değiştirdi falan filan. İşte böbrek değişti şu bu falan ama gene en sonunda öldü. Öldüğü ona, açıklandı. Ona da şey geldi değil mi hocam? Rabbin kim? Mezara inince değil mi? Ama şu var. Bu adamın cenaze töreni yapılmadı. Şimdi oraya gelelim. Çıktı avukatı dedi ki 20 Mart günü David Rockefeller ölmüştür dediler. Güzel. Adamın cenaze töreni olsa var ya papadan gireriz. O zaman kraliçe yaşıyordu. Kraliçeden ve Amerikan başkanlarından çıkarım. Avrupa'daki diğer cumhurbaşkanı, başka bakanları falan saymıyorum yani. Cenaze katılacak adamları, ünlüleri, Hollywood sinemasını bilmem. Hiçbir şey yok. Ha dedim ne oldu? Bu adam öldü tamam. Bir dedim diriltmeye çalışıyorlar. Çünkü yüksek tıp da elindeydi bu adamın. İki, kitapta onu şey yaptık. Klonlamaya çalışıyorlar bu adamı. Yani tekrar şey. Üçüncüsü de donduruldu. Şimdi buraya zaten kadar... Gelecekte bir hani arıyorlar ya yani ölümsüzlüğü ya. Olursa beni geri çıkartın. Ortamı hazırlayın geliyorum. Ama bir nokta daha yazdım orada. Ha, biraz belki insanlara şey gelebilir. Belki adamı dünya dışına götürmüş olabilirler. Çünkü o teknoloji ve şeyi uzaylılarla olan mevzunun içerisinde de bu adam var. Roswell'e düşen uçan dairenin içinden çıkan cesetleri incelemesi için adam 1947'de kimi gönderebiliyor musunuz? Kendisinin enstitüsü var. Rockefeller Enstitüsü var. Onun başhekimini gönderiyor, doktoru. Amerika'ya gönderiyor. Tıbben incelemeleri ve şeyler oluyor. Sonra oturuyor MJ-12'yi kuruyor. Şimdi MJ-12'yi de tarih kanalında her gece şey var. 3-4 tane bayağı UFO uzaylılar işte araştırmalar şunlar bunlar dünya işi falan. Bunlar bahsediyorlar, konuşuyorlar. MJ-12'yi de bahsediyor. Ama MJ-12 şu. Dönemin Amerikan Başkanı, Başkan Yardımcısı, Savunma Bakanı, CIA, Genelkurmay Başkanı kendisinden olan kendisi de vardı işin içerisinde falan. 12 kişiyi kurup gizli bir şekilde projeden, gizli paralar, fonlardan gelen paralarla falan çalışmalara devam ediyor. Ben söylediğim nokta şudur. Adam diyor ki ben dünya dışı abici inanmıyoruz falan bırakalım. Niye bırakalım? Allah'ın bu gezegeni, evreni yarattığına inanıyoruz. İnsanlara da yarattığına inanıyor muyuz? Evet inanıyoruz. Da bir değişiklik yok. Peki kardeşim. Geri kalan Allah, gezegenler, kainatlar yaratamaz mı Allah? Yaratır, haşa, sen haşa, kimsin ki Allah'ın yaratıcılığını sınır koyuyorsun? Bu şey gibi tabii yani. İş bitti. Sonsuz yaratma sıfatını yok dersen hani yaratır abi. Allah'ın ordularını kendi bilir diyor bunun yani. Şeysi de var yani şey hocanın kulakları da Celal Yeniçeri hocanın yıllar önce yazdığı kitapta var yani uzay ayetleri tefsiri diye Marmara İlahiyat Fakültesi'nin emekli hocamızın. Bu konularda çalışmalar var. İslam alimlerinin çalışmaları var. Astronomik olar var. Hatta peygamberimizin konuşmaları var. Hadis olarak gözükenler var. Bazı şeyler var. Bunlar var. Bunların şeyini yapamazsın ki yani sen dünyada bu. Ama Allah bizde niye şey var hani yok. Ya yok araştırdın mı ya da neye göre yok gördün mü? Bizde böyle bir ya algı da var yani şey yok. Önemli söyleyeceğim. Ben bir elinin tersiyle bir itme var. İlk ayetin ne? Oku. Bitti. İkra. Ama okuyu da öyle değil. Böyle bir şey okuyoruz böyle bir şey değil. Okunun derin anlamını biliyor musunuz? Oku dediği zaman bilim, ilim her şey var onun içerisinde. O bir deniz, okyanus. Zaten hani meleklerle beraber bir bakıma da orada aslında hani Hazreti Adem'le böyle bir sınav var ya hani evet. Soruyor melekler bilemiyor. Hazreti Adem biliyor. Niye diyor? Çünkü o, biz ona eşyanın ismini öğretmiştik. İşte oradaki anlatı yukarıdan aşağı inanılmaz olan. İnanılmaz derecede belki de kıyamete kadar olan bütün süreçteki her şeyin bilgisi. Evet bilgilerin alınması.
Efendim o olabilir mi deyince kardeşim şimdi gidiyorsun teknoloji dükkanına. Ben bir bilgisayar alacağım diyorsun. Değil mi? Laptop alacağım. Güzel alıyorsun. İçinde de diyor ki adam şeyden itibaren Word dosyasından başlıyor size. Bir sürü programlar var. Virüsü var bilmem ne her şeyi var. Yazılımı, RAM'i şöyle mi olsun, işlemcisi ne olsun. Her şeyi var. Yani olmadan olur mu? Bunların hiçbir şeyi, hepsini ne istiyorsan donanımı, onları toplu halde veriyor. Zaten toplu halde Allah tarafından verilmiş ilimden dünyaya gönderilen. Ama orada başka bir şey daha var. Ayette diyor ki Allah meleklere ne diyor? Ben insan oğlu yaratacağım. Halife. Halife yani. Bir halife. Şimdi peki melekler ne cevap veriyor? Kan dökecek. Daha önce yarattığınız ama size isyan etmiş olanlar var diyor şimdi. Melekler de bunu. O zaman birileri yaratılmış, isyan etmiş, Allah da bunları yok etmiş. İşte orada mesaj var zaten. Rivayet var. Onun için cinler de deniyor. Yok, yok. Başka ırklar da ayrı deniyor. Bir şey. Evet, yani ama sonuçta yani böyle bir gerçek var. Gerçek var çünkü ayet bunu gösteriyor. Yani inanılmaz bir derecede. İşte dediğim gibi bu çalışmaların üzerinden sürüyor. İklim değişikliği meselesine gelince benim çocukluğumda 70'lerin ortalarında şu çıkmıştı ortaya. Ozon tabakası delindi. Allah Allah. Ozon tabakası nasıl delindi ya? Ozon tabakası olmasa zaten evren bitecek. Şey var ya ozon tabakası delindi. Şey parfüm sıkmayın, sprey sık. Onu bile konuşmuştuk. Oradan geliyor şimdi. Otomobil egzozundan girdiler. İneklerin şeyinden çıktılar. Tezeğinden çıktılar. Ulan bu kadar saçma sapan şeyleri bize koyuyorlar. Hani pandemine ne dediler? Sen o da arkasından yapay yete getirecekler. Bak işte. Şimdi arkadan ne çıktı? Bize pandemine ne dediler? Adamın biri hayvan pazarına gitti. Yarası aldı, yedi, mikrop bulaştı. Pardon. Adamı özel uçağa bindirdiler de dünyaya mı yani gezdirdiler? Herifler gittiği ülkeye mikrop mu taşıdı? Aklıyla resmen inanılmaz. Alay ediyorlar. Alay hatta etmez. Onun çok güzel bir örneğini ben dedim ki o zaman bunun biyolojik silah olmadığını bana söyleyin. Şunu söyleyeceğim ben size dedim. Amazon ormanları. Bir kabile var ve kabile dünyadan tecrit vaziyette. Düşünebiliyor musun? Tecrit. Ne Brezilya hükümetinden ne de başka kimse gelmiyor. Gitmiyor, görüşmüyormuş bunlar. 15 yaşındaki çocukta Covid çıkıyor. Haber veriliyor ve özel bir şekilde kıyafet içeri gelip helikopter geliyor. Çocuğu alıyor götürüyor tedavi yapar. Çocuk hastanede ölüyor. Şimdi dedim ki ya 10 bin kilometre var lan hayvan pazarına arada. Peki bu çocuk hayvan pazarına gidip de yarasa mı satın aldı da? Orada mikrop kaptı bu çocuğu. Nasıl geldi değil mi? Nasıl oldu ya? Yok ki bunlar orada Allah'ın ormanın, Amazon ormanlarının derinliğinde bir, yaşıyor. Bir de şu da vardı. Atmosfer tabii. Sayılar gün gün kırmızı haritalarla verildiğinde yaklaşık bir buçuk sene Çin ki oradan çıktığını düşünürsek tabii ki, 4000'de kaldı değil mi? Vaka sayı bir buçuk sene 4000 gösterdiler. Şimdi yalnız hakikaten yeni bir proje daha başlatıldı. Nedir? İşte dronlarla artık asayiş. Kapıları lehimlediler, insanlar çıkmadı, öldüler insanlar orada. Farklı bir sisteme şeyleri götürüyor. Yani kameralarla kontrol, evet. Puan vatandaş puan sistemleri falan. Tamamen artık şu sistemle beraber bir dijitalleşmeyle daha kötü bir faşizme doğru götürülüyor şu anda aslında dünya. Vallahi işte. Eğer hedef pilot bölge Çin'se, dünyaya yaymak istedikleri de Çin'deyse böyle bir sistem öyle yapıyor. Öyle bir sistem ama şimdi tabii dünya yöneten aileler olduğu için bunlar atamaları yapıyor. Bunlar kişileri belirliyor. Bunlar getiriyor. Hani biraz önce dedin ya bu insanlık niye uyanamadı? Nasıl uyansın? Sen diyorsun ki çok büyük bir şekilde bir şey. Mesela Çin'de bu adam seçimi kazanmış gene hesapta nasıl olduysa. Yani Çin Komünist Partisi. Yani üçüncü dönem başkan seçilmiş. Şimdi ama böyle bir şeyimiz yok. Darbe işte şeyi de verdiler. Sıkısı verdiler ona. Bak görürsün dediler. Sesini solunu kestirdiler onu. Muhakkak ama Çin ekonomisini Rothschild ailesi, Lord Rothschild yönetiyor. Kontrol onlarda. Çin'e diyorsun ki ben dokunamam. Tabii dokunamazsın. 1,5 trilyon nakiti vardı adamın. 1,5 trilyon dolar nakiti olan bir ülke. Ve insanlar çalışıyor. Hayatlar verilmiş. İnanılmaz bitti. Derecede medya ile bu algıyı çok net yapabiliyorlar ya. Mesela Covid sürecinde hepimiz hatırlıyoruz. Yani bütün kanallarda yani nasıl diyeyim siyasetçisinden televizyoncusuna bilim adamından doktoruna falan hepsi bunun öyle bir noktaya getirdiler ki anlatarak işte ölüyoruz para kalktı. Ölüyoruz işte o ilk başlarken Wuhan'da düşen adamları bir önce bir pat pat düştü niye düşmedi sonrasında kimse pat düştü öldü sonrasında öyle bir algı geldi ki maskeler sonrasında işte yok
ölen var akrabaları. Sen onu artık göremeyeceksin. Kireçlenecek, tek başına gömülecek bir korku. Entübeler hastanelerde inanılmaz, işte o yoğun bakımlar. Öncelikle yaşları vurdu tabii. Bunlar, o korku verildi. İnsanlar şey yapıyordu, pazara gidiyorlardı, poşetleriyle alıyordu. Onları bile sabunlu suyla yıkayıp bir gün balkonda bekletip, balkonu varsa havada falan. Hani böyle bir korku, ama medyayla, o inanılmaz derecede bir korku pompasıyla verdiler. İnsanlar şunu düşündü, yanındakinden korktu ama maskeyse değilse dövdü onu, kızdı, bağırdı, küfür etti. Ne bileyim, toplu taşımalarda insanları darp ettiler. Kafaları bozunca. Ama medyanın gücü burada ortaya çıktı işte, yani evet. Anlatabiliyor muyum? Yine yarın şimdi kızıyoruz ediyoruz bilmem, öyle değilmiş diyoruz, ama yine 15-20 tane büyük kanalda dünya genelinde belli işte örgütsel işte DSO ya da neyse çıktığı zaman ya bundan 10 kat daha ölümcül, 10 kat daha bilmem ne, hadi artık şu aşı da geliyor diye bir algı başlandığında yine %70-%80'i evet diyecek, inanacak şu anda. Ya öyle evet, bir nokta. Belki o azalacak ilki gibi değil, ama burada sadece belki işte ulus sorgulama, ama işte ulus devletlerin burada ayakta durması lazım. Kapanmalar, o zamanki yaşadıkları ekonomik sorunları şunu gördüler. Hangi devlet şu an bir ay kapatabilir kendini? Hiçbiri kapatamaz. Yani hiç şeysi falan yok. Yani çünkü dünyayı küresel, önce küresel bir hale getirdiler. Yani global olarak bugün dünyada ne olursa, ne biterse sen anında görüyorsun. Yani mesela diyorsun ki Çin'in atalım Şangay şehrinde şimdi 5 şiddetinde deprem oldu desen, tak 1-2 saat sonra internette düşüyor, oradan görüyorsun. Yani sen bunun aksini de söyleyemedin. Yani bu arkadaşlar sorgulansın. Bu işte şu var, şu işte bilim insanları bunu söylüyor ama bak buradaki insanlar da bunu anlatıyor. Acaba nedir? Bir bakalım dendiğinde de sen sansüre uğradın. Televizyonlarda konuşturulmadın. Tabii. Benim YouTube kanalımı anlatsın. Bir yıl YouTube kapattı kanalı. Ben bazı özel resimler paylaştım. Bir yıl yani. Doğru. YouTube. Hani özeldi, özgürlüktü, hani fikir özgürlükleri vardı. Hayır, benim özgürlüğüm var diyor. Sadece bu çizgide konuşabilirsin diyor. 3 tane videoya tek tek ihtar attı. Bir tanesi PCR testi nedir? Bir tanesi mRNA teknolojisi. Serhat Fındık'la çektik. Profesör doktor. Bu adam evet. Amerika'da eğitim almış gelmiş. Faz aşaması nedir? Hayatımıza giren terimlerdi bunlar. Faz aşaması diye bir şey biliyor muyduk? Hani hepimiz aşı karşıtı diye yaftaladılar ya. Hayır, ben kızamık aşısı da oldum. Ne bileyim, verem aşısı da oldum. Aşı olduk okullarda. Ama süreçleri yaşanmış o dönemlerin. Ama burada dedik ki faz aşaması nedir hocam? Yani kaç kişiyle denenir, kaç yıl gözlemlenir, yan etkileri var mı, nasıl ruhsatlandırılır? Bunu sordum. Yorum şu, Dünya Sağlık Örgütü'nün politikalarına ters düşen içerik olduğu için ilk bir hafta, sonra 15 gün, üçüncü iftarla da kanalı tamamen kapattılar. Ama 11 ay sonra açıldığında özürle açtılar, yanlışlıkla diye açtılar. Böyle bir şey olabilir mi? 11 ay. İşte. Niye? Çünkü o şey bitti, yani o furya bitti. Facebook'ta da aynısını yaptılar. Instagram'da da aynısını. Mesela Facebook'ta bir resim gelmişti kuzenimden. Hı-hı. Abim bana gönderdi. Texas'a giden bir trende bir depo, yani tank gözüküyor yuvarlak. Üzerinde COVID-19 yazıyor. Ben de bunu Facebook'ta paylaştım. Facebook kapatma verdi. Trende yazıyor. Tarih 2019. 2019 işte pandemin yeni başladığı zamanlarda. O Çinli doktorun var ya, toprağı bol olsun. Niye diyeceğim biliyor musun? Çocuk eğer söylemeseydi Çin bunu saklıyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu Şubat'a, Mart ayına kadar saklamış ve kabul etmemiş olsaydı, çünkü pandemi olduğunu çocuk ileri sürdü. Ve iş o noktadan sonra patlayınca Çin'in kabul etmesi 14 Ocak kendi bayramları zamanında yılbaşıları kutlarken işi şey yaptı, pandemi dedi. Ondan o kadar sonra işareti vardı ki yüzde oranlar var. Yani %1 bile değil, 0.90 bilmem ne ölümcüllüğü olan bir şeyi sen bütün dünyayı kapattırıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama bu biyolojik silahsa olur. Çünkü ben o zaman ilk başta biyolojik silah.